Eğitimde yeni bir dönem. Artık her öğrencinin bir spor karnesi de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların spora ilgi ve yatkınlığını bireysel olarak keşfetmek için 3. sınıftaki öğrencileri bir sportif tarama testinden geçiriyor. Sonra da alanlarına göre belirlenen programlara dahil ediyordu. Şimdi o teste göre öğrencilere artık bir karne de verilecek. Üstelik bu karneler veliler tarafından e-devlet üzerinden de görülebilecek. Çok heyecanlıyım ve inşallah güzel geçer. Heyecan doruktaydı çünkü her biri sporcu olmak istiyor, bunun için de taramadan geçiyorlar. İlk etapta öğrencilerin burada sırayla kayıtları oluşturuluyor, ardından boy ve kilo ölçümüne geçiliyor ve tabii ki esneklik testi yapılıyor. Devam et. Senin destek mi öğrencimiz? Fena değil, 27,5. Bence çok güzel, küçük yaşta yeteneğimizin keşfedilmesi. Sıçrama kabiliyeti ise tüm spor dalları için önemli. Bu yüzden en yükseğe zıplayabilen öğrencilerin spor karnesinde notu yüksek oluyor. Şimdi bir de ben deneyeceğim. Nasıl zıplıyoruz hocam? Ayaklarımız benim üstümde açılmış. Şovlarla birlikte sıçrayabiliriz. Evet. Var mı yeteneğim hocam? Hocam yaş geçti işte. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi Türkiye genelindeki tüm okullarda 3. sınıf öğrencilerine uygulanıyor ve şu ana kadar 3 milyonu aşkın öğrenci taramadan geçti. 65.400'ü de ilgili oldukları spor branşlarına yönlendirildi. Çeviklik de önemli tabii. Şimdi Hüma ile ben yarışacağım. Bakalım hangimiz daha çevik? Hüma, iddialı mısın? Evet. Yetişemedim galiba ben sana. Sanırım. Sen kazandın. Son aşamada ise 20 metre sürat koşusu var. Öğrencilerin burada hızı ölçülüyor ve sisteme kaydediliyor. Emircim, kendine güveniyor musun? Evet. Hızlı koşabilecek misin? İnşallah. Çocukları 10 aylık bir eğitimi alıyoruz. Temel eğitim. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Temel eğitim çalışmalarımızı bittikten sonra da branşlara yönlendiriyoruz. 10 aylık eğitimde profesyonel sporculuğa ilk adımı atan öğrenciler 2 ila 4 yıl arasında temel branş eğitimi de alıyor. Sonrasında ise olimpiyat hazırlık merkezlerinde spor hayatlarını sürdürüyor.